bırakın beni. Ne istiyorsunuz benden? Sakin ol Orhancığım. Sakin ol. Korkmana gerek yok. Biraz sohbet edeceğiz seninle. Oturtun şunu. Benim konuşacak bir şeyim yok sizinle. Ama olmaz Orhancığım. İletişimimize yalanla başlarsak olmaz ki. Sorun çıkar. Sorun çıkarsa benim canım sıkılır. Benim canım sıkılırsa senin canını sıkarım. O yüzden ne yapıyoruz? Sırtımızı dürüstlüğe yaslıyoruz. Ve yıllarca gizli saklı kalan sırları tek tek açığa çıkarıyoruz. Bir şey içer misin? Çay, kahve? Orhancığıma su getirin. Hemen efendim. Dili damağı kurumuş belli. Buyur. Evet. Şimdi sohbetimize başlayabiliriz. Bunca yıl oldu. İşlemediğim bir suçun günahını çekmek zorunda kaldım. Ya bu konulara bulaştırmayın beni. Ne olur bırakın gideyim ben. Orhancığım. Ne konuştuk başta? Korkmana gerek yok. Sana bir şey yapmayacağım. Çünkü bunun bana bir faydası olmaz. Benim derdim seninle değil ki. Benim derdim Fehmi Koca Bey'le. Katil oğlunu saklamak için beni yakan adam, değil mi? Katil oğlu Mustafa mı? Ama olmaz ki Orhancığım. Ağzımıza bir parmak bal çalıyorsun sonra susuyorsun. Kardeşimin katili Mustafa Koca Bey mi? Ah güzel kızım benim. Ne ara büyüdün sen? Ne ara kendi hayatın, kendi dertlerin oldu? Hemşire seni kucağıma verdiğinde böyle iki avucum kadar küçücük bir şeydin. Senin kızın dediler. Benim kızım. Allah'ım dedim. Ben bu ufacık şeyi nasıl büyüteceğim? O kadar narin, o kadar kırılgan görünüyordun ki. Seni pamuklara sarmak istedim. Kızımı kimse kırmasın istedim. Elimden geldiğince seni korumaya çalıştım. Ama her zaman başarılı olabildim mi bilmiyorum. Seni korumaya çalışırken kırdım mı seni bilmiyorum. Ama elimden gelse bu dünyadaki bütün kötülükleri söküp atardım. Yeter ki kızıma kimse dokunmasın derdim. Seni çok seviyorum güzel kız. Rüyalar gör. Benim bundan nasıl haberim yok anlamıyorum. Teşekkürler Barış'cığım. Neden bana söylemediniz anne? Ya sen de bana çok yükleniyorsun. Bu kadar yüklenme Allah aşkına ya. Kime yükleneyim anne? Ha? Gelmiş bana son dakika Çınar senin kuzenin diyorsun. Ha bunu demiyorsun. Ağzından kaçırıyorsun bir de. Yoksa haberim bile olmayacaktı. Benim bundan neden haberim yok? E haberin oldu artık uzatma sen de. Tekin bundan çok hoşlanmayacak ama artık olan oldu. Bir dakika ya. Hadi beni geçtim tamam. Çınar'ın neden haberi yok? Ona niye söylemiyorsunuz? Ya ben sizi anlamıyorum yani siz baba oğul bu Çınar sevginizi anlamış değilim ben. Ya bir empati bir sempati gidiyor. Ya oğlum baban konuşmak istemiş ama dinleyen kim? Niye dinlemesin ki? Ay oğlum
Sen saf mısın ya? Oğlum Serdar'la olan olaylardan dolayı Çınar babanı düşman biliyor. Ama baban ne yaptı? Aileden birinden yardım istedi. Ya anlayacağın, Çınar yakında bütün gerçeği öğrenecek. İnşallah. Ela, bakman lazım kızım. Kardeşinizi ve karısını öldüren Mustafa. Mustafa Kocabey. Sonra da Fehmi Kocabey suçu örtbas etmek için senin üzerine yıktı. Öyle mi? Hayatımı yaktı o herif. Ama ilahi adalet. Şimdi o yanacak. Biliyordum. Biliyordum. Kardeşimin katili Fehmi Kocabey'in oğlu. Bugün bir yerlere mi gitsek? Olur, gidelim. Nereye gidelim? Mesela deniz kenarında yürüyüş yapabiliriz. Ya da birkaç günlüğüne bir yerlere mi kaçsak? Olur, güzel olur. Hem evden biraz uzaklaşmış oluruz. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın Deniz. Hayatım, hadi çıkalım o zaman. Yolda karar veririz gideceğimiz yere. Olur. Kaçmayacak mısın? Şey, Öykü arıyor da şimdi o beni lafa tutar. Ben de seni bekletmek istemiyorum. Sonra ararım ben onu. Yani şimdi ben kardeşlerin arasına girmek istemem ama belki önemli bir şeydir. Bak istersen. Şimdi. Efendim. Deniz. Umarım rahatsız etmiyorumdur ama daha fazla bekleyemedim. Ne yaptın? Konuşabildin mi Çınar'la? Söyledim ya, öyle bir şey olmayacak. Deniz, lütfen bana yardım etmen lazım. Bana yardım etmezsen Çınar bir amcası olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecek. Yapamam. Acele işim var şu an, sonra konuşuruz. Niye bu kadar sert konuştun? Yani çok ısrarla karşı çıktın. Hiç öyle kısal meseleler. Ha, anladım. Ne yapacağım ben? Çınar'a gerçeği söylersem hayatı allak bullak olur. Ama Çınar'dan bir şeyler saklamak da hiç içime sinmiyor. Resmen iki arada kaldım. Efendim Sine. Anlat bakalım, nedir durumlar? Her zamanki gibi Mahmut Bey. Keyfi yok. Yani kafası da dalgın zaten. Bence harekete geçmenin tam zamanı. Güzel. O halde sana anlattığım planı hemen uygulamaya başla. Tamamdır Mahmut Bey. Zeki abi, Öykü'den ses var mı abi? Sana da merhaba Oğuz. İyisindir inşallah. İyiyim abi de ne oldu ki? Lan oğlum, insan bir hal hatır sorar ya. Pardon abi ya. Ya oğlum, sen benim böyle ikide biri yolumu kesiyorsun ya. Senden bir soğuma geliyor. Bak yemin ediyorum, kızın rızası olsa benim olmayacak, haberin olsun yani. Sen şimdi Öykü'nün rızası var demeye mi getiriyorsun? Hasbinallah.
Oğlum seni benim başıma bela diye mi gönderdiler ya? Tamamdır abi, bir şey demedim. Bak Oğuz, ben bir kere Öykü'yle konuşacağım dedim. Konuştum. Biraz düşün dedim. Tamam, bak benim rızam var. Ama Öykü'nün gönlü yoksa unut bu işi. E zaten biz eğer kabul edersek size haber vereceğiz oğlum. İkide bir böyle yolumu kesmekte falan olmaz mı iş? Ya sabır oğlum. Tamamdır abi. Sabredeceğiz, ne yapalım. Ama biz hazırız. Yani sen bunu bil de. Tamam tamam, biliyorum. Şu yanındaki adam ayrılsa da Şeyh Efendi ile hesaplaşsak. Hadi bakalım Öykü. Yeter artık ağlamalar, sızlanmalar, kaçmalar. Toplayacaksın kendini. Ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Dur sana kahvaltı hazırlayayım hemen. Hastasın diye kaldırmadım seni. Hasta da değilim, hasta değilim. Ya dünden bugüne iyileştin mi hemen? Bari bugün dinlenseydin. Yani çok daha iyi hissediyorum kendimi. Emin misin? Başka bir şey olduğunda da gelip benimle konuşabileceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum anneciğim. Ama sen beni düşünüp de canını sıkma, ne olur. Benim şimdi işe gitmem gerekiyor. Akşam görüşürüz. Tamam kızım. Aslında ormanın içinde çok güzel bir restoran biliyorum. Ya istersen oraya gidebiliriz. Olur. Hem ormana basa almış oluruz. Olur. Ama sen böyle yokuş yaparsan olmaz ki Gülün Hanım. Senin gözünü biraz korkutmak lazım. O zaman şöyle yaparız. Hatta gitmişken hiç başka bir yer aramakla uğraşmayız. Orada kalırız istersen. Hem küçük tatlı bir pansiyonu da var. Ne dersin hayatım? Sen nasıl istersen. Kimden gelmiş? Çok pardon. Tekin Bey arıyor. Bu Serdar'la ilgili uzaklaştırma kararı aldırmıştım ya. Büyük ihtimal ondan vazgeçirmeye çalışacak beni. Neyse şimdi hiç uğraşamayacağım. Hadi tadımız kaçmasın, gidelim. Pınar. Öykü yazmış da bana da. Acil görüşmek istiyormuş. Kısal meseleler yani. Yani bilmiyorum ki, öyle demiş. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Gitmezsem aklım kalır. Tamam. Hadi ben bırakayım seni o zaman. Doğru diyorsun. Yok. Yok, kendim giderim. Yani dedim ya, ne olduğunu bilmiyorum. Öykü seni görünce gerilmesin. Hı. Tamam, sen öyle diyorsan öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Tekin Bey, yanınıza geliyorum. Bakın lütfen bir daha Çınar'ı aramayın. Ay ben şok. Deniz gizli gizli Tekin'le görüşmeye mi gidiyor? Nasıl yani ya? Aileden dediği bu mu yoksa? Tabii ya. Deniz Çınar'la Serdar'ın kuzeni olduğunu biliyor. Ve bu bilgiyi Çınar'dan gizliyor. Vay sinsi vay. Deniz'e bak sen ya. Ama ben ne yaparım? Bu oyunu bozarım. Çınar'ın arkasına gizli gizli iş çevirmek neymiş? Görürsünüz Deniz Hanım.
Sonunda kendine gelebildin. Bir an öldün sandım. Seni cehennem bekçisi gibi tepemde görünce bir an ben de öyle sandım. Ama benden öyle kolay kurtulamazsın. Benim seninle derdim yok Yalçın. Sadece kızımızı düşünüyorum. Ben neyi düşünüyorum? Kendini. Her şeyi yapıp aileni ihanet edip... Ben aileme ihanet etmedim. Sana ihanet ettim. Aileni ihanet ettin. Bu işten kâra mı çıkacağını sanıyorsun? Ya sen? Ha? Babama ağlayıp zırlayıp bana ait olan her şeyin üstüne konacağını mı sanıyorsun? Ben isminin düzeni bozulmasın diye uğraşıyorum. Kızımın mutluluğu için herkesi karşıma alırım. Seni bile. Sen babamı gaza getirip beni evden kovdurttuğun an beni karşına aldın zaten. Şimdi de sonuçlarına katlanacaksın. Çınar. Ah. Deniz dışarı gitti galiba. Ha, evet. Öykü'yle bir işi varmış. Öykü'yle konuştuğuna emin misin? Sanki başka bir sıkıntısı var. Nasıl yani? Yüzü asıktı işte. Bir de böyle telefonla biriyle fısır fısır konuşuyordu. Sanki biri onu korkutuyor gibiydi. Öykü niye böyle bir şey yapsın ki? Yani bana bir şey söylemedi. Belki senin de canını sıkmak istememiştir Çınar. Ya bugün biraz tuhaftı aslında. Bence sen peşinden git. Yani felaket tellallığı yapmak istemem tabii ama belki kızın başı dertte. Seni de üzmek istememiş olabilir. Ya aslında haklısın Esin. Keşke en başından yalnız bırakmasaydım Deniz'i. Olsun, hemen çıkarsan yetişirsin. Tamam, haklısın. Sağ ol Esin, görüşürüz. Rica ederim. Yok. Biri falan görür. İşte bu kadar. Ha. Mahmut Bey'e haber uçuralım tabii. Tekrar bekleriz. İyi günler. Günaydın. Merhaba Öykü. İyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu. Mert burada mı? Evet, buralardaydı. Öykü.
biraz konuşabilir miyiz? Olur. Çocuklar, benim biraz işlerim vardı. Buralar size emanet. Tamam kanka, görüşürüz. Bize boş takip kaçabileceğimi sandın lan? Abi vallahi billahi diyecektim. O anda param yoktu, ondan şey demedim ben ya. Ne demedin lan? Kumar oynarken iyi, ödemeye gelince topuk. Durumu kötüyse kumar masasında ne işin var? Bu şimdi bizden zaman da ister. Abi biraz zaman. Olmaz. Abi. Bu işi şimdi burada halledeceğiz. Abi ne yapıyorsun? Bak vallahi bugün yarın gelecektim zaten. Siz biraz önce geldiniz. Sen parayı nereden buldun lan? Abi diğer kumarhanede oynadım. Onlar parayı denkleştiriyorlar. Bak bugün yarın bir iki güne kadar getireceğim. Vallahi billahi getiremezsem Allah belanı versin abi ya. Biz vereceğiz zaten, sen hiç merak etme. Bak Şevki Efendi. Bu sana son şans. Ya parayı ya kendine mezar hazırla. Ben şimdi bu kadar parayı nereden bulacağım ya? Dün seni öyle bırakıp gitmek içime sinmedi. Benim de hiç içime sinmedi. Dargın gibi, küs gibi. Sanki sana kötü bir şey yapmışım gibi hissettirdin. Özür dilerim. Ben ne yapacağımı bilemedim. Özür dilemen için söylemiyorum. Sadece duygularımı ifade ediyorum. Tamam. O zaman şimdi son kez konuşalım ve kapansın bu mevzu. Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum, kusura bakma. Mert. Böyle mi olacak? Hı? Elimi tuta tuta bana veda mı edeceksin? Canımı yaka yaka bırakacak mısın beni? Başka çarem yok Mert. Ya ben günlerce uyku uyumadım. Düşündüm. Yollarımız var mı dedim ama yok. Biz olamayız Mert. Bak biz çok güzel bir rüya gördük. Her anına minnettarım. İyi ki de gördük. Ama sonra uyandık işte. Bitti. İnan böyle olmasa senin için çok daha iyi olacak. Artık ailenle aran açılmayacak. İyi olacaksın. Çok daha iyi. Ben bunların hepsini senin için yapıyorum. Senin mutlu olman için. Ben sensiz mutlu olmak istemiyorum. Belki sana bunu inandıramayacağım ama kalbimin en derin yerinden söylüyorum sana. Ben sensiz mutlu olamam. Hoşçakal Mert. Hayatımın en güzel günlerini geçirdim seninle. Yaşattığın her şey için teşekkür ederim. Mert. Beni affet Mert. Sana bunları yaşattığım için özür dilerim. Bize bir şans ver. Lütfen. Lütfen ilişkimize bir şans ver. Çok geç. Hayatın boyunca benden nefret edeceksin. Ama ben bunların hepsini senin için yapıyorum.
yap Mert. Gitme. Bırakma beni. Hoşçakal. Öykü. Öykü. Hayır Tekin Bey. Sizle önce ben görüşeceğim. Ben sizin niyetinizi bilmeden, Çınar'a iyi niyetli yaklaştığınıza emin olmadan sizi Çınar'la görüştüremem. Deniz, kendini çok net ifade ettin, tamam. Ben de sana kendimi ifade etmek istiyorum. Senin için de uygunsa aynı kafede, aynı saatte. Olur mu? Tamam. Tamam, yoldayım ben, geliyorum. Tamam. Ne sorunun var Deniz? Bana anlatmadın ne? Hamileyim ya. Ay. Gerçekten hamileyim. Yalçın'la ikimizin bir bebeği olacak. Koca beylere bir varis getiriyorum. Seni çok seveceğim anneciğim. Dünyanın en iyi annesi olacağım. Deniz. Tekin Bey. Otur lütfen. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben sana Çınar'ın benim için neden bu kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Tamam, anlatın o zaman. Heh, ama başından söyleyeyim. Çınar'a zarar verecek bir şey yapmanıza asla izin vermem. Deniz, böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Ben Çınar'a nasıl zarar verebilirim? Açık konuşalım o zaman. Eğer ki hedefiniz Çınar değil de Koca Bey ailesi... Asla! Lütfen. Deniz, sen bir insana yıllarca hiç vazgeçmeden, yanılsan da yine de umudunu yitirmeden aramak nasıl bir şeydir bilir misin? Küstahlık olarak algılama ama bildiğini sanmıyorum. Ben Çınar'ı öyle aradım. Yeğenimi, kardeşimden bana kalan son hatırayı, umudumu hiç yitirmeden, hiçbir zaman vazgeçmeden aradım. Yükü'yle neden burada buluşmak istesin? Senin burada ne işin var Deniz? Deniz? Çınar. Ne haber abi? Ne diyor öykü? Bitti. Veda etti bana. Nasıl yani? Hiçbir şey söylemedi mi? Öylece bitti mi? Aksine ilk defa bu kadar açık konuştu Özgür. Ben bunca zaman kendimi kandırmışım. Öyküyle evleneceğimizi düşünüp oyalayıp durmuşum kendimi. Abi çok üzüldüm ya.
Ben de. Acıdan başka bir şey hissetmiyorum Özgür. Alo Sinem. Alo Mahmut Bey. Hazırlıklı ol. Adamları gönderiyorum. Ha, tamam. Hazırım, hiç merak etmeyin. Bak, sen hiçbir şeye karışma. Onlar hangi dosyalara bakacaklarını biliyorlar. Dikkatli ol. Tamam. Ay Mahmut Bey, yalnız yani zekanıza hayran olmamak elde değil. Hiç beklemediği yerden yakaladınız Leyla Hanım'ı. Vallahi bravo. Sinemciğim. Bu daha fragman. Sen asıl filmi izle. Görüşürüz. Pınar. Pınar bir dur. Bir dur lütfen. Bak gerçekten zannettiğin gibi değil. Benim Tekin Bey'le buluşmamın Serdar'la hiçbir alakası yok. Lütfen bir dinle beni, bir anlatayım ha. Dinleyeceğim Deniz. Ama burada değil. Çınar. Hele Çınar bir konuşalım lütfen. Planın işe yaramış galiba. O adam sana ne dedi Deniz? Neyle kandırmaya çalıştı seni? Çınar. Sakin ol lütfen. Bak sen böyle sinirlenince ben de çok geriliyorum. Deniz, ben sakin falan olamıyorum. O pislik herifin de oğlu Serdar'ın da bizden uzak durmasını istiyorum artık. Benle uğraştığı yetmedi. Senin yumuşak yüzünden cesaret bulup senin yanına geliyor. Ben geç kalsaydım kim bilir sana ne yalanlar söyleyecekti. Sen de bana yalan söyleyip o adamla görüşmeye gidiyorsun Deniz. Ben sana zaten bundan dolayı öfkeliyim. Sen beni nereden buldun? Öykü'yle buluşacağım deyince biraz gariptin. Tuhaf davranıyordun. Ben de korktum, peşinden geldim. Ama ne yazık ki haklı çıktım. Deniz, sen bana yalan söyledin, o adamla buluştun. Sana Tekin Bey'le buluşacağım desem izin verecek miydin? İşte bu yüzden. Bu yüzden sana yalan söylemek zorunda kaldım. Adam sana önemli bir şey anlatmam gerekiyor deyince merak ettim. Ne yapayım? Ne söyledi? O adam sana ne söyledi Deniz? Bana her şeyi açıkça anlatmanı istiyorum. Çınar. Lütfen. Otur konuşalım lütfen. Konuşacak bir şey yok. Beni kandıramadın ama şimdi yalanlarınla karımı zehirlemeye çalışıyorsun değil mi? Tekin Bey, benden de ailemden de uzak duracaksınız. Sen de oğlundan. Efendim Tekin. Alo Mahmut, ne yaptın? Her şey yolunda. Leyla Hanım'a çok güzel bir darbe hazırlıyorum. İşleri çabuklaştır. Benim tarafta işler hiç yolunda gitmiyor. İşini bitirince bana haber ver. Bir yerde buluşalım. Hiç merak etme. Tamamdır. Hoş geldin kızım. Kızım, ne oldu sana böyle? Anne, sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Ay, kim üzmüş benim güzel kızımı? Ben ne yaptıysam kendime yaptım. Olmayacak hayallerle uyuladım kendimi.
Anne. Hayat niye bu kadar zor? Ay güzel kızım. Gel şöyle bakayım. Gel geç şöyle. Güzel kızım benim. Ben seni bilirim. Narinsin, naziksin. Ama bir o kadar da güçlüsün. Hayat zor olsa da benim kızım her zaman bir yol bulur. Keşke dediğin kadar güçlü olabilsem. Canımın içi. Derler ki Allah ölümü önce dağlara vermiş. Dağlar acıya dayanamamış yıkılmış. Sonra nehirlere vermiş. Nehirler ağlamaktan kurumuş. Sonra rüzgara vermiş. Rüzgarlar öyle bir esmiş ki tüketmiş kendini. Sonra hepsi bir araya gelip demişler ki Allah'ım bu acıyı al bizden. Biz dayanamıyoruz. Ve daha sonra ölüm Allah tarafından insana verilmiş. İnsan ilk başta ölümün acısıyla ağlamaktan helak olmuş. Ama bu arada yanında olan güzel bir şeyde sevinivermiş. Ve zaman geçtikçe acısı içinde sürse de hayatına devam etmiş. Yani anlamışlar ki ölümü insandan başka hiçbir varlık taşıyamaz. Yani demem o ki insan ölüm acısına bile katlanır. Önemli olan sağlıklı saatli olmak. Şimdi canını acıtan her neyse bir süre sonra izi bile kalmayacak. Kendine zaman ver yavrum. Haklısın anne. Sen böyle benim yanımda oldukça ben bunu da atlatmayı başaracağım. Güzel kızım. Çalıştır şu kapıyı Sabri Şevket, çalıştır. Vallahi bu sefer adamların şakası yok. Kim burada gideceksin en sonunda? Ulan bu mendebur kadının kapısına en sonunda gitmek zorundayım. Kadere bak ya. Yıllarca baktığın kadının kapısına git dilencilik yap. Adalet mi lan bu? Yapacak bir şey yok. Bu defa başarmak zorundasın Cevki. Şantajsa şantaj. Senin hayatından daha mı değerli ya? Hem o para benim hakkım ya. Hakkım. Efendim hayatım. Efendim mi? Nihayet Yalçın. Merak ettim sana ulaşamayınca. Bir sorun mu var? İyi misin? Merak edecek bir şey yok hayatım. Her şey yolunda. Sonra konuşuyor mu hayatım? Tamam. Metresim mi arıyor? Ağzından çıkanlara dikkat et al. Ela benim sevdiğim kadın. Sevdiğin kadın mı? Attığın her adımdan benim haberim olacak. İçine battığın çamurun üzerime sıçramasına izin vermeyeceğim Yalçın. Hala benim kocamsın unutma. Ahu, kağıt üstünde bir prosedürden ibaretsin. Bu da yakında tarih olacak. Avcısı yanında belli ki. Neyse, benim moralimi bozmasına izin vermeyeceğim. Bugün hayatımın en mutlu günü. Baban da öğrenince çok mutlu olacak anneciğim. Babam ve ben seni çok seveceğiz. Çok. (Gülüyor)